Suriye Arap Cumhuriyeti. Evet, şu anda arkamda da gördüğünüz gibi Welcome to Syria yazıyor. Yani birazdan Suriye'ye giriş yapacağız. 13-14 yıldır kendini dünyaya kapamış olan bir ülke. Dünya da kendisini aslında Suriye'ye kapadı. Öyle bir ülkeye gidiyoruz ki şu anda ülkeye girişler bireysel olarak kısıtlanmış durumda. Yani kendi başımıza giremiyoruz buraya. Bir 5 dakika sonra falan ileride Suriye sınırından geçiş yapacağız. Dün Lübnan'a geldik. Lübnan'da bir gece geçirip bugün Suriye'ye giriş yapıyoruz. Askerler. Kendi başınıza Suriye'ye şu anda giriş yapamıyorsunuz. İzin almanız gerekiyor. Bunlar da izin kağıtlarımız. Alican'la birlikte. Bütün varak. Bütün bu paranın karşılığı tam 400 dolar şu anda. Bu ne? Oha diyorum. Oha diyorum. Memati baş mı? Aa, Memati. Memati. İki kilisenin yanında, dibinde bir cami var. Barların bulunduğu bölgeye doğru ilerliyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Abi şu anda Tekil Aşat Bar'a giriyoruz. Fiyatlar nasıl acaba? Suriye'ye şaşırmaya devam ediyorum. Şu anda burada bayağı bir hayat devam ediyor. Şu an yani ama tam... Bunları söylemek de bana da garip geliyor. Şimdi hayat tabii ki devam ediyor. Tamam. Ya da direkt normal mi çekeyim? Selamünaleyküm. Abi şimdi para çevirmeye geldik. Birazdan Suriye'ye giriş yapacağız. Lübnan sınırındayız. We change US dollar to Syria. How is the rate? 14.1. Okay. 14. Okay, okay. 400 US dollar. 5.600.000. Okay, okay. 400 dolar değiştiriyoruz ve 400 doların karşılığında bu kadar para alıyoruz. This is 1 milyon. 1, 2, 3, 4, 5 milyon. Bir de küsuratı var. 400 gibi bir şey. Bütün bu paranın karşılığı tam 400 dolar şu anda. Şöyle Suriye paraları. Bu parayı biz nerede taşıyacağız sence? Nasıl taşıyacağız? Bir çanta soralım. Cenga gibi oldu. Aradan çekebilirsen al. Pound yazıyor üzerinde ama Suriye lirası diyorlarmış sokakta. Göreceğiz birazdan Suriye'ye giriş yaptığımızda. Şöyle siyah tekel torbası verdiler. Harbi tekel kokuyor. Birazdan para kokacak ama. Bu arada çok şaşırdım böyle bir yerde de bizim video çekmemize izin vermelerine. Az önce Alican cebi indirdi biraz. Komisyonumu aldım. Şu anda Lübnan sınırındayız. Dün Lübnan'a giriş yaptık. 24 saat geçmeden şimdi Suriye'ye geçiş yapacağız. Şükran. What's your name? Mert. Nice to meet you. Selamun. Şimdi sınır olduğumuz için çok evet. Kamerayı yukarıya tutmayacağım. Ver onu bana. Şu paraları zulala abi. Çok saklanabilecek şekilde değil. Okey. Geliyorum diyor. Abi şimdi video çekebileceğimiz tek noktadayız. Az önce zaten paraları değiştirdiğimiz döviz ofisinde nasıl izin verdiler hiç bilmiyorum ama en azından sizin için de henüz... Do you finish tasvir ola social media? Write me text. İşbirliği gelir mi? Söyle bakalım. İşbirliği gelir mi? Abdelhalik. Lübnan'dan Suriye'ye gelen olursa... Size de bir exchange tavsiyesi olsun. Kamerayı diğer tarafa çevirmiyoruz. Çünkü o tarafta sınır kontrolü var. Burada şöyle bir durum var. Parayı Suriye'ye girmeden önce çevirmeniz gerekiyor. Böyle bir bilgi geldi. Oranlar daha düşükmüş. Tabii yine ihtiyatlı olduk. Yani 400 dolar kadar değiştirdik. Çok fazla değiştirmek istemedim burada. Sonuçta bilmiyoruz yani. 5 milyon bilmem kaç geldi de 400 dolara. Sokaktaki reel ekonomiyi görmeden hiçbir şey diyemiyorum yani. Bu paranın neyi ifade ettiğini hiç bilmiyorum. Torbayla para aldık. Bakalım Suriye'ye girdiğimizde bunu nasıl harcayacağız? Eğer bir önceki videoyu izlediyseniz şu an sesimin bu kadar kötü olmasının sebebi Bali'de hasta oldum. Türkiye'ye geldim. Lübnan'a geçtik. Bugün de Suriye'ye gidiyoruz ve ben hala iyileşemedim. Ama şu anda sesimin hiçbir önemi yok. Öyle bir ülkeye giriyoruz ki dünyanın şu anda veya
geçtiğimiz en az 10 yıl içerisinde en tehlikeli ülkelerinden biri oldu. Ben kişisel olarak çok merak ediyorum. Sizlere de gördüğümüz her şeyi aktarmaya çalışacağız. İyiye kötü, kötüye iyi demeden ne görüyorsak o işte. Bali'de ne gördüysek, Türkiye'deki mahallelerde ne gördüysek o. Mısır'da ne gördüysek o. Şimdi de resmi adıyla Suriye Arap Cumhuriyeti'nde ne görürsek o olacak. Suriye sınırına doğru ilerleyelim abi. All okay? Evet, okay. Aa. Yine aynı problem galiba. Araba şu anda çalışmıyor. Marşa basmıyor. Vardır her işte bir hayır ya. Bozulacak araba değil çünkü ya bunlar. Kolay kolay. Şimdi Lübnan sınırını geçtik. Suriye sınırına doğru ilerliyoruz. Resmi ismiyle Suriye Arap Cumhuriyeti. Yanımızda Rıdvan var. Onunla beraber gideceğiz içeri. Zaten kendi başınıza Suriye'ye şu anda giriş yapamıyorsunuz. İzin almanız gerekiyor. Bunlar da izin kağıtlarımız. İkimizin de Alican'la birlikte. Bu izin kağıtlarıyla birazdan Suriye'ye giriş yapacağız. Burası şu anda Lübnan sınırıyla Suriye sınırına arada kalan yol. O yüzden çok uzatmak istemiyorum. Kameralar falan var. Sorunla yaşayalım istemem bu bölgede. O yüzden indir. Suriye'deki ilk dakikalarımız. Şimdi otelden ayrıldık. Şu şekilde sokaklara attık kendimizi. Old Damascus. Yani eski Damaskus'tayız. Şu anda Eskişehir'deyiz daha doğrusu. Vallahi çok heyecanlıyım ya. Ne göreceğiz? Şöyle göstereyim size. Şimdi bu videoyu arada böyle tutmam gerekecek. Çünkü yanımda bayağı uzun bir konuğumuz var. Selamlar. Selamlar, nasılsın abi? İyiyim abi, seni sormalı. İyi ben de, nasılsın? Geldin, hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen bayağıdır buradasın. Aynen. Geçen yıl tam bir sezon Suriye'de oynadım. Şimdi ise 15 gün önce geldim. Final maçları var. 2 ay boyunca burada kalacağım. Takım ismi verelim mi? El Vahdi takımında oynuyorum burada. Şam'ın takımı. Suriye'deki en büyük 2-3 kulüpten birisi. Şimdi sokaklarda falan seni durduranları görebiliriz o zaman. Evet, olabilir. Bizim taraftarlar çok buralarda çünkü. Abi şu balkon hep dikkatimi çekiyor ya. Bu mu? Balkon benim de dikkatimi çekti de siz ikiniz şöyle durduğunuzda daha çok dikkatimi çekti. Arkadaşlar bakın şimdi bak, bu balkon gerçekten bir balkon. Yani buraya insanlar içeriden muhtemelen merdivenle çıkıyor. Abi kız kaçırma olayı, gel buraya. Buradan gidelim hadi. Şam'a hızlı bir giriş oldu. Alican, ben sana devredeyim. Şimdi kamera Alican'ın elindeyken boyları daha iyi görebilirsiniz. Ya ben de kısa değilim hani yani. Yok abi, sen Kemal de çok uzun. Siz gayet iyisiniz abi, ben olağan dışıyım abi. Ziyiz ama ya bak, ben 1.80'lik bir insan olarak bambaşka bir hissiyattayım şu anda. 2.11. 2.11. Asker gördüğümüzde bizim indirmemiz gerekiyor mu kamerayı? Çünkü tahminimce evet, değil mi? Yani checkpointlerde falan böyle kamerayla durursan sıkıntı yaşayabilirsin. Yani çünkü daha önce de sıkıntılar yaşanmış bu konuda. Bazı turistler başka ülkelerin yararına şeyler yapmaya çalışmışlar. Bu arada burası dünya üzerinde kesintisiz yaşanan en eski başkent. Yaşam bu şehirde hiçbir şekilde durmamış. Çoğu yerde İngilizce kaynaklarda falan Damaskus olarak görürsünüz burayı. Şam. Şam. Türkçe'de karşılığı Şam. Şam şeytanı buradan mı geliyor mesela? Vallahi olabilir. Olmayabilir. Bu arada sokaklar acayip fotojenik. Evet, çok güzel. İlk Suriye yorumumu yapıyorum abi. Sokakları gerçekten çok beğendim. Şu an bir modernite falan beklemeyin zaten. Eski Şam'dayız. Adı üstünde Eski Şam. Yani tarihi bir bölgedeyiz. İşin güzel yanı da şu anda o moderniteyi görmüyor olmamız. Kemal'in de dediği gibi dünya üzerinde kesintisiz olarak yaşanmış olan en eski şehir veya şehirlerden biri de olabilir. Yani abilik. Bunları çok seviyorlar galiba. Ya, tabii inanılmaz tüketim var. Merhaba. Bayram da yaklaşıyor. Şekeri. Arkada bayram şekerleri de var. İşin kendileri üretiyorlar. Ramazan diye mesela üstü falan örtülmemiş çoğu yerin. Kapalı da değil. Bayağı açık yer gördüm. Özellikle Şam özelinde. Kiliselerle camiler dip dibe. Aynen öyle. Açık, kapalı. Kimse kimseyi yok, ilgilendirmiyor. Güzel bir ortam var aslında. Mesela burada geceliğin burada saat 2'de tek başına dolaşan kadınlar falan görebilirsin. Bak bugün abi, geceye de çıkıyoruz bu arada. Abi bak, püskevit yapmışlar. Dokun koymuşlar iki bisküvinin arasına. Tatlıya tatlı basmış ya. Ulti yapmışlar. Tatlıyı da seviyorlar ama. Harbi tabii abi, seviyorlar. Şükran kıtır. Kıtır şey mi? Çok mu çok demek? Şükran kıtır. Arapça var. Abi ben burada öğrenmeye çalıştım. 5-6 ay kendi başıma. Bayağı öğrendim yani böyle. Kendi derdimi, problemimi anlatabilecek kadar biliyorum. Artık burada yaşıyorum. Biraz adapte olayım anlamında. Yani 300 milyon insanın konuştuğu bir dil sonuçta. Kesinlikle. Yani. Önemli dil Arapça. Geldik kafemize. Ama şu an düşünüyorsun kafe nerede değil mi? Şu an düşünüyorum kafe evet, nerede. Kafe nerede? Göremiyorum kafe nerede. Kafe burada. Gel abi sağdan girelim. Kafenin ismi ne bu arada? Bema Enno.
Şimdi içeri gelince bu kadar büyük olduğuna şaşıracaksın. Dizaynı falan çok seviyorum ben burayı. Çok güzelmiş bu arada, evet. Küçük falan diye düşünüyorsun. Öyle ama düşünmüş. Aslında öyle değil. Merhaba. Pipe kabin. Merhaba. İdlisun. Mahcuz. Hun? Tamam. Fotoğraftaki yukarıda şarkıcı Feruz var ya, onun evet. Oğlu. Feruz'un oğlu. Aha, ona adanmış. Kafenin ismi de onun için yapmışlar. Onun şarkıları çalıyor genelde. Aha. Li Beyrut. Biz acayip acıktık. Bir şeyler yiyelim ya. Aynen öyle. Vallahi ben acayip açım ya. Şimdi bir şeyler söyledik biz ama asıl yemeği buraya değil, başka bir yere bıraktık. Birazcık böyle atıştırmalık mezeler falan alalım dedik. Mercimek çorbaları. Şu mutabbel değil evet, mi? Evet, o patlıcanlı tahinli humus gibi ama içinde patlıcan var. Bu muamara. Bu cevizli ezme gibi. Evet, muamele. Aynı muamele. Hep böyle kıtır ekmeklerle geliyor çorbalar burada. Çok güzel, gayet de güzel, çok lezzetli, çok oluyor. Lezzetli. Ve Bepsi abi. Çünkü Arap alfabesinde P olmadığı için tüm her şeyi B ile söylüyor. B'yi ters çevir. Bir de lavaşlar da genelde evet. Hep bu şekilde geliyor. Aynen. Böyle poşetlerin içinde ve çok lezzetli oluyor. Burası dış dünyaya daha kapalı olduğu için yaptırımlardan dolayı İsrail'den, Kanada'dan falan bir tohum bir şey gelmiyor. Hepsi ata tohumu. Ekmeğin besin değeri normal Türkiye'de yediğimiz ekmeklerden çok daha yüksek. Ne maya var içinde, ne bir şey var, ne farklı bir etken madde var. Doğru. O yüzden böyle karbonhidrat tüketsen de çok kilo almıyorsun bunu. O zaman ben tüketelim abi. Ben bunu tecrübe ettim. Bu acayip lezzetli. Afiyet olsun. Lübnan'dan biliyorum bunları, var ya, efsane evet. Lezzetli oluyor. Bir de hafif de tatlı oluyor bunlar. Evet. O zaman afiyet olsun hepimize. Afiyet olsun. Hesap dedik mi anlaşılır değil mi? Hesap zaten Arapça bir kelime. Hesabı alabilir miyim, nasıl diye. Tam doğru konuşamıyorum tabii ama yümkün cipni hesap. Mümkün. O da mümkün ya. Yani. Tamam, doğru. O zaten benim Arapça şeyden daha Türkçe kullandığım kelimelerde. Abi şimdi kopuyorum. Burada rakamlar var da hiçbir şey anlamadım desen ben sana uzatacağım. Abi bakayım. Burada yaklaşık 21 dolar tutmuş. 290 bin lira. Daha basit bir hesabım var mesela, atıyorum. 1 dolar kaç yapıyor şu an? 14 bin Suriye lirası. Şu bir kahveye 75 cent falan vermiş olduk. Tahminimce ortalamanın biraz üstü bir yer. Evet, burası daha lüks sayılabilecek otantik mekanlardan birisi. Ve ona rağmen bir evet. Türk kahvesi 1 doların altında kaldı. Tabii 20-22 lira bandında. Muamele ne kadar abi? Muhammara 23 bin. 1,5 dolara mezze olarak muhammara. Aynı zamanda humus ve mutabbele de aynı parayı verdik. 23'er bin lira. O zaman o masadaki her bir tabak 1,5-2 dolar arası bir şey denk evet. Geliyor. Bir de büyük su içmişiz. Yani bir dolar bile etmiyor. Peki bahşiş kültürü nasıl Suriye'de? Ya burada şimdi maaşlar çok düşük. 25-30 dolar maaş alan, o maaşla çalışan bir sürü insan var. Garsonların eline hep böyle bir işte Türk lirası 10 lira 15 lira hep böyle bir sıkıştırıyorsun sürekli çalışanlara. Senin gibi birçok müşteri yapıyordun. O şekilde maaşlarının 3 katı, 4 katı bahşiş kazandıkları oluyor bir yerde. O evet. Şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar. Evet. Bu arada şöyle size de 2000'likleri göstereyim. 2000 Suriye Pound'u yazıyor burada. Evet. Yani sokakta da Suriye Pound'u mu Suriye Lirası olarak. Lira. Yani lira. Işte, ya kem 2000 lira, lira ne kadar? Mesela. Kem lira. Aynen. Lira kaç diyor. Lira? Öyle soruyorum, kaç lira diye. Benim saymamı ister misin? Abi. Sen say. Abi artık sen öyle. Alışkınsındır buna. Aynen, çok hızlı gider muhtemelen. Arkadaşlar bu çantayı taşıma sebebim tamamen para. Çünkü parayı buna koyuyorum. Onu soracaktım ben sana. Falan. Bu abi, Türkiye'de, para için yani. Yani Türkiye'deyken hayatım bu cüzdan, kredi kartım, kimliğim. Mecburen buraya gelince bu çantayı kullanmak zorunda kalıyorum. Pasaportum işte, paraları falan koymak için. Böyle başlayalım abi. On dakika sonra. Aman abi şu an kafa karıştırmayalım. Mekanda oturup yemekleri yediğimiz süreden daha fazla süreyi hesaba para saymak için ayırdık. Aynen, dediğim gibi 200 bin lira var burada. Bırakıyoruz. Bunun da bir raconu var mı, hani bu böyle bırakılmıyor, kapanmıyor falan? Vallahi bir şey var mı? Zaten genelde şey olmadıkça, böyle dosya gibi olmadıkça kapanmıyor bunlar. Aynen. Biz de parayı bozdurduğumuzda az önce sandık ki bayağı bir götürecek bu para bizi. Yarısı bitti bile. Yani 20 dolar için bütün bozdurduğumuz paranın yarısı gitti. O zaman bize afiyet, mekana bereket olsun. Aynen. Çok zengindik. Bu restorandan sonra az zengin evet. Olarak hayatımıza devam edeceğiz. Bir humus parası burada var. Muamele parası da olabilir. Muamele de burada, aynen. Şimdi iftar Türkiye ile aynı saatte olması lazım. Evet. Çünkü şu anda Türkiye ile saat farkı yok. Onlar da bizim gibi. Değiştirmiyorlar. Ha. Ya iyiyim, ha. Sen nasılsın? Merhaba. Sen beni tanıyor musun? Türkiş. Ben Türkiye yani. Kaldın mı? Evet. İyi Türkçe anlıyorsun. Az mı yani? Az. İstanbul. Kem müddet?
Yani bir sene. Bir sene İstanbul'da yaşamış, geri Suriye'ye dönmüş kardeşim. Kim Türkçe kim Arapça konuşuyor şu an anlayamadım ya. Abi de? İsim? Vahir. Vahir. Eyvallah. Nice to meet you. Hadi. Ekmek var. Ekmek var. Ekmek mi? Bak burada tandır yapıyorlar onlar. Baby, baby. How are you? Good, how are you? How are you? Kifak yapmarak salamıyor. Kifak. Valla aç değil. Tamam ana. Taklo. Bu çok iyi diyor, bunlardan aldım. Ne ya? Çok akıllısın değil mi? Bak bak bak, nasıl satıyor. I'm Khubuz, Simso, Muhammar, Zatar, Ujib, Nebeda. Muammara şimdi yediğimiz Muammara. Ama yeni yedik ya. Yes, tandırın içinde yapıyorlar. Valla abicim seni tokatlayacağım, az kaldı biraz. Biz Amerikalı turist muamelesi yapıyor. Oğlum biz Orta Doğu'yuz, Orta Doğu'yuz. Ayıp, ayıp. Enefehim türlişi. Şerif, anamacı küfür et. Aynen, ben onu da anlamıyorum. Ya. Sen anlıyorsun ama. Aynen, anlıyorum yani. Anlıyor. Maça gittiğimde bana Halep'te 10.000 kişi küfür ediyor zaten. Koro halinde alışkınsın duyuyorum ben yani, bunu. Tabii. Bak çantalar var. Evet. Fiyatlar abi, çok mu ucuz? Çok ucuz. Selam aleyküm. Selam. Lacoste'u işte, Lacoste'a falan yapalım. Direkt abi, abi cayır cayır. Tabii. Polo, Lacoste. Dış dünyaya kapalı olduğu için bir yaptırımı yok yani. Lacoste gelip sana burada dava açamaz şu an. Ha doğru. Nasıl bir de o da kullanıyorsun? Var. Onun rahatlığı var şu an. Ulan Lacoste'un giremediği yere girdik. Burada çok ciddi anlamda bir çukur manyaklığı var yani. Hadi ya. Böyle bir şey yok yani. Bizim aktörler bayağı burada tanınıyordu. Abi benim bilmediğim bir sürü ama. Türk aktörü bu adamlar tanıyorlar. Orta Doğu coğrafyasında Polat Alemdar'ı Molat Alemdar olarak burada Murat Alemdar. Aynen, Murat Alemdar. Biraz daha yavaşlayayım çünkü evet, zaten seni okumak için var ya. Bir yere çocuğu, bir yere Kemal'i kaybettim. Çocuk da ekstra küçüktü, iyice evet, kayboldu. Evet. Mesafe, Kemal'i yere yatırdığımızdaki kadar mesafe olması lazım senin çekim yaparken. Bu tarz zorluklar yaşayabiliyoruz. Eğlenceli bir ortam var ama burada. Abi burada eğlenirsin ya. Yani burada insanlar o kadar zor zamanlar yaşamalarına rağmen bir şekilde neşelerini sürdürüyorlar. Ben onu söyleyecektim. Yani benim için de çok kapalı kutuydu buraya gelene kadar. Şu an biraz açılmaya başlıyor benim gözümde yani. Ya burası meşhur humusçu. Orada humus mu yapıyor? Aha, onun için de döverek humus yapıyor. Aslında var ya, aç olsaydık. Aslında burada yesek daha güzel olurdu humusu. Selamun aleyküm. Merhaba. Merhaba. Burada en meşhur humus burada diye. Ne alırsın? Türkiye. Türkiye. Ahla sala. Habibi elbi. Ahla şabab. Bir tek ekir hun tamam. Vallahi vallahi tamam. Geldi. Habibi elbi. Şaka abi, yok harbiden geliriz sonra çünkü geliriz. Güzel. Humusu çok seviyorum ve çok güzel görünüyor. Abi bir de dediğini anlamasam bile ne dediğini tahmin edebiliyorsun. Şey yaptı mı en son? Öyle bir tahminim var. Ama bak geleceksiniz değil mi? Ha, evet. Şey dedi, aynen. Tespit de tam benlikmiş ha. Ne o, nerede? Arkamdaki tespih. Selamun aleyküm. I think this tespih is for him. Kemal'e özel bir tespih bulduk. Tespihin büyüklüğü ortaya çıksın. Benim boyum 1.80, tespih ve Kemal. Şu an bu, bence daha iyi anladınız Kemal'in boyunu. Alacağım abi bunu, bakayım ya. Türkiye. Thank you. Böyle abi. Abi o senlik ama harbiden. Senlik bunun abi. Mesela bak. Türkiye'de bana sabır çekebilirsin bunda. Böyle bir tespihe ihtiyacım var. Türkiye'de yaşamak için. Ağırmış da ha. Ağır ağır. Nice. Hı-hı. Güzel, nasıl diyorduk şeyde, Arapçada? Yani minik, minik. Bunlarla mate içiyorsun bunları, biliyor musun? Bu Arjantin'in içtiği mateler var ya, mate çayı. Ne alaka, burada içiliyor mate? Evet, anlatacağım onun hikayesini, şunu yerine koyayım. Allah Allah, mate çayı içiliyor. Evet. Onu ancak sen indirebilirsin ve sen geri koyabilirsin. Şeref abi. Bir ara gözlerde abi şey endişesini gördüm. Bu adam bunu çıkardı da umarım geri takar. Geri takar, uğraştırma beni iftar iftar. Abi şöyle bir olay var, 1800'ün sonlarında Osmanlı'da durumlar sıkışınca Suriyelilerin birçoğu Güney Amerikalı'ya göç ediyor. Filistinliler, Lübnanlılar, Suriyeliler. Arjantin galiba. Tabii, Arjantin, Brezilya'ya göç ediyorlar. Hatta Suriye milli takımında da iki tane Arjantinli oyuncu var yani. Aslı Suriyeli olarak. Gidip geri görenler maddeyi keşfediyor. Ondan sonra buraya getiriyorlar. Burada 5 insandan 3'ü içiyordur evinde madde. O kadar yani. Metti diyorlar. Metti diyorlar. Bir de madde çayı yani böyle. Acayip içiyorlar, enerji bir veren, güç veren çok bir sağlıklı formülü varmış. Şey, burada herhalde değildir ama ben yine de sorayım. Zorunlu değil değil mi kepenklerde Suriye bayrağı? Değil. Çok gördüm. Ama şöyle bir şey var. Şimdi iç savaştan sonra kimin devletin yanında ya da kimin karşı tarafta olduğunu belli etmek için insanlar darabalara bayrak yapmaya başlamış. O zaman burada biraz bayrak şeyin temsili gibi. Evet, ben devletin ben yanındayım ben falan buradayım. Aynen. Abi şunu da anca sen çalarsın. Neyse. Arada belki Kemal geçer çalar falan evet, gibi. Oradan. Sokaklar acayip fotojenik. Ben biraz Fas'a benzettim. Falafelci burası abi bak. Falafel mi? Aha.
Orası da var diyor. Orası da abinin dükkanında herhalde. Siz boş verin diyor bana. Her şeye bakın diyor. Şu an Emevi Camii'nin arka kapısındayız. Etrafını dolaşacağız. İnanılmaz güzel bir yapı. Baksana kolonlar hepsi Bizans döneminden kalma. Roma sütunları. Burası çok fazla şey olarak kullanılmış. Farklı dinler buraya hakim olduğu için her gelen üzerine başka bir şey inşa ederek devam etmiş. Ama bir şekilde de kendini korumuş. Bütün bir eski şehir kendini korumuş. Evet, tabii abi. Kendi kendini koruyamaz. Bence bakmışlar da. Tabii buraya bakılması güzel gerek. Burası yani. İslam'da çok kıymetli bir yer. Üçüncü veya dördüncü cami olması gerekiyor İslam'da. Mescid-i Haram bir ilk olması gerek Medine'de. Ardından Kudüs Mescid-i Aksa, sonra Emevi Cami. Üç burası. Hatta dördüncü cami Türkiye'de Diyarbakır, Ulu Cami. Evet. Diyarbakır Ulu Cami. Şu an şeyin etrafını dolaşıyoruz Emevi Camii'nin. Şu an iftar olduğu için buradaki esnafların çoğu kapalı. Bu arada havada Ramazan'da bize büyük kıyak geçiyor var ya. Muhteşem bir havada geldik. Biraz cesaretli bir hareket yaparak ceket bile almadık. Evet. Ama bence hiç ihtiyacımız olmayacak. Hayır. Evet. Basket var da futbol var mı? Ayak pek kontrol edemiyorum ayağı. Çok büyük 50 numara. 50 numara mı? 49,5 işte 50'nin kibarı. 43 abi. Nasıl koyacağız? Aynen şöyle. Nasıl böyle yapalım? Oha. Şu aradaki 6 numara mı alıyor? 7 numara var. 6 numara. Hocam bir İlhan Mansız hareketi yap da bir Türk şeyi olsun şurada. Gel lan gel. Gel gel. Hop. Merhaba. Tek attım ama vallahi yaptım. Selamünaleyküm. Fotoğrafı Habibi. Ben çekeyim. Humus. Humus. Ali Ras. Ne desinler? Cubun. Cubun peynir. Kemal Tavlu. Tavlu. Kemal Tavlu. Kemal Uzun diyor. Habibi Ali Ras. Vesselam. Buyurun. İstanbul 8 sene oldu. Abi arkadaş 8 sene İstanbul'da kaldım. Merhaba. Merhaba. Aa Türkçe iyi baya. Yani bazen öğrendim yani. İsim neydi? Muhammed. Nerede kaldın Türkiye'de? İstanbul'da. Nasıl? Fatih mi Esenyurt mu? Fatih. Fatih. Nasıldı? Ya güzeldi ya. Sonra geri mi geldin? Aynen. Baba, annem için yani. Çünkü aile burada. Burada çok fazla var. Annesi babası kaldığı için burada kalanlar var. Geldiğim taksici de öyleydi. Üç kardeş İstanbul'da yaşıyor. O da gitmiş ama geri gelmiş. Müşterilerim geldi. Ha müşteri tamam. Seni tutmayalım. Gel Cibnit abi. Gitti. Gel bir, arkadaşlar bir İlhan Mansız hareketi yapayım öyle gidelim önce. Ah. Oh. Hoppa. Hop, hop. Güzel bir finişle. Gel. Yermiş am şeytanı. Evet, evet. Selam. Merhaba, selamun aleyküm. Hoda ne üfleyecek? Tamam, bir dakika. Ne? Şükran kıtıyı. Şükran. Şu anda burada bayağı bir hayat devam ediyor. Şu an yani tam... Bunları söylemek de bana da garip geliyor. Şimdi hayat tabii ki devam ediyor. Ama bayağı akışında devam ediyor gibi geldi öyle bana en azından. Yani abi şimdi. Çünkü algıyla alakalı her şey. Bu ne abi? Orada bir şeyler pişiriyor herhalde. Nargil. Gazı var. Gazı var aynen. Aha. Abi şuraya bakar mısın? Bak burası benim en sevdiğim detaylardan biri. Orada Hazreti İsa'nın tasviri var. Taşa evet, işlenmiş. Evet. Şimdi sen söylemesen bunu hayatta fark edemezsin. Yani evet. Merhaba. Merhaba. Bak bu gözlükler nasıl abi? Bak şunu Brad Pitt taksa olur mesela. Ama sen ben takalım bakalım nasıl olacak. Bir kapak fotoğrafı al abi. Videoya koyarız belki. Bence çok gitmedi ama. Yok bence de bence çok de gitmedi. Bence de gitmedi abi. Evet tam evet. İftar vaktine denk geldik. O sebepten de buralar şu an tenhalaştı biraz abi. Ama şunu da gördüm. Şimdi iftar vakti Müslümanlar için farklı yaşanıyor burada. Şimdi çok fazla Hristiyan da var burada gördüğüm evet. Kadarıyla. Farklı farklı yaşamlar. Sağ tarafımız Emevi Camii. Emevi Camii. Normalde bayağı kalabalık evet. Olan bir meydan değil mi burası? Tabii burası normal günlerde ana baba günü. Burası Roma kolonları. İçerisindeki o çarşı ise Hamidiye Çarşısı. Sultan Abdülhamit zamanında yapılmış. Ya şu an canlı olmamasının tek sebebi tüm iftar vakti kapalı olması. Tabii iftar vakti olması.
Bu arada şu an izlediğiniz video zaten başından da tahmin edebilirsiniz ki Suriye'de çektiğimiz ilk video. Bir süre buradayız ama Ana laib muntahab Suriye. Ben laib nadi el vahde. Ve seyyah bil Türkiye. Bes yani turist. Seyyaha yani. Selam. Aha mafi video hun. Sahafiyyin. Nam. Hun varak. Hada varak seyyaha. Çünkü burada daha önce video çekmiş birileri. Sonra buraya atış mı olmuş, öyle bir şey olmuş. Öyle mi? Merhaba. Tam bir şeyden bahsediyordum o sırada. Hiçbir sorun yaşamadık da uyarmak için geldiler de onun nedenini ben tam anlayamadım. Sen anlat istersen. Bundan bir veya bir buçuk yıl önce Amerikalı bir turist gelmiş buraya. Askeri noktaların fotoğraflarını, videolarını çekmiş. Aynı zamanda insanların çoğu İngilizce anlamadığı için kötü şeyler söylemiş. Kötü videolar yaymış. Bir yanında işte rehberinin olmasını istiyorlar. Zaten bu bölgeden ayrılmadığımız için bize de müsaade ettiler. Yoksa Old Damascus'tan yani Eskişehir'den ayrılacak olsaydık zaten yanımızda kesin bulunmak zorunda. Gayet güzeldi yaklaşımda. Gayet nazik şekilde konuştular yani. Bunlarda bir sorun yaşamadık. Bu arada ben tam bahsetmek istediğim şeyden bahsedeyim. Bu bizim Suriye'deki ilk videomuz. Zaten girişten de her şeyinden de bu videonun anlamışsınızdır. Biraz daha soft ve eski şehri anlatan, Şam'ı anlatan bir video oldu. Bir sonraki videoda tekrar Şam'dan devam edeceğiz. Sonra Suriye'nin farklı bölgelerine, şehirlerine de gideceğiz. En başta da bahsettiğim gibi tekrar bahsetmek istiyorum. Bizim Türkiye'deki videolarımız, Bali olsun, Mısır olsun, Bangladeş olsun, ülke fark etmeksizin her yerde yaptığımız gibi iyiye kötü, kötüye iyi demeden ne varsa onu gösteriyoruz burada. Gösterirken de hoş sohbetimizle, yürüyüşümüzle devam ediyoruz. Yanımızda biraz uzun bir arkadaşımız var ama. Kadroca giremeyen bir arkadaş var. Ama alışacağız yavaş aynen yavaş. Aynen öyle. Hadi o zaman dondurmaya gidelim. Bir dondurmaya gidelim ya. İnşallah açıktır orası da. Bakalım çünkü iftar zamanı ya çoğunlukla kapalı. Evet. Bu arada az önce de gördüğünüz Lacoste ekibinin bile giremediği bir ülkedeyiz. Evet. Artık bir like'ınızı alırım yani. Şu anda Hamidiye Çarşısı'ndayız. Tabii etraf biraz karanlık, pek insan yok. Bunun nedeni şu anda iftar vakti olması. İlerleyen dakikalarda burası da canlanabilir. Tam emin değilim ama biz dondurmacıya doğru ilerliyoruz şimdi. Umarım açıktır dondurmacı da. Karşıda bir tatlıcı var. Abi bu tatlı olayı abi. Suriye'de acayip meşhur. Marshmallow'lar da çok güzel görünüyor. Evet, fena değil tatları da zaten. Aa, ben küçükken şunların hastasıydım ha. Muhtemelen bu sana ikram edecek şimdi bir tane. Harbi sinyalci gibi olduk. Vallahi. Sinyal attık valla. Eyvallah. Tatlı bir ikram oldu. Teşekkür ederiz. Abi kendime göre lollipop da buldum. Abi o senin. O senin. Hayır bu bende artık. Şu an telefon kadrajına girmiyorsun. Giremiyorsun yani. Şükran kitir. Şükran kitir. Az önce de bahsettiğimiz gibi bakın burada bütün kepenklerde Suriye bayrağını görebilirsiniz. Bunun da nedeni burada artık insanlar tabii ben ne taraftanım diye belli etmeye çalışıyorlar. Yani gündüz vakti burada böyle yürüyemezsin öyle söyleyeyim sana normal şartlarda. İşte burası nargilenin de kalbi. Nargilenin kalbi. Baksana onlarca farklı çeşit nargile. Evet. Türkiye. Türkiye. İstanbul. İstanbul. İzmir. İzmir. Amuhu ha. Sigara ha. Ne yapacaksın oğlum? Kardeşi yaşıyormuş. Tamam. Sahteyim. Kalcalım. Thank you, thank you. Şükran. 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 Şükran abibi. Teşekkür et efendim. Teşekkür. Teşekkür ederim efendim. Water. Şükran kıtır şübak. Sahteyim. Vassalam. İftarlar. Ha müfekkir elen, bad iftar, iftar? Ha şu an iftarda kapatmışlar dondurmacıyı, iftardan sonra açacaklar. Okay. Sahteyim. Baksana afiyet olsun diyorsun. Allah evet diyor. Ya, selam verdiğimiz yemeğe davet ediyor. Aynen. Selam aleyküm. Yürücükle selam aldı. Şükran. Şükran'dan başka kelimeler de öğrenelim de ne derlerse desinler şükran diyoruz. Başka şeyler de diyebilelim yani. Habibi el bir de. Canım kalbim. Çok samimi olmaz mı? Şu anda inanılmaz bir tarihe tanıklık ediyoruz. Önümüzde 4 tane kapı görüyorsunuz. Bir tanesinin hemen altında bulunuyoruz zaten. En arkadaki Emmi Camii. Şu an Osmanlı'dan kalma 1. Abdülhamit zamanından Hamidiye Çarşısı. Onun kapısı yanında Roma
döneminden kolonlar. Onun öncesi de yine Roma döneminden. Aynı zamanda Emevi döneminden. Emevi Camii'nin kapısı. Normalde o kapı açık oluyor. Arkasında bir diğer kapı daha var. Emevi Camii'nin arka çıkışı. Buradan baktığında böyle çok farklı zaman periyotlarında yapılmış önemli tarihi eserleri görebiliyorsun. Abi şehrin ruhunu hissediyorsun değil mi? Şehrin acayip bir ruhu var ama içinde yaşayan insanlar da ruh katmış. Mesela Hazreti İsa, Meryem Ana ve İsa tasviri. Son akşam yemeği. Son akşam yemeği. Aynen. Yukarıda Hazreti Ali var. Bu dükkan biraz evet. Da dinlerin nasıl buluştuğunu, Şam'la nasıl ama, birleştiğini gösteriyor. Ama işin komik tarafı 18 yıllık bir şivat şişesi var nargile şeklinde dondurmuşlar. O kadar nasıl birleştiği gösteriliyor yani işte. Burada, yani burada her şeyin aslında var ya öyle güzel bir yerde durdurdun ki aynen. Bize. Şam'ı Kamca, Şamlı gibi güzel bir şekilde anlatan bir dükkanın önündeyiz bak. Aynen öyle. Şurada bir şivat şişesi var. İsa'nın son akşam yemeği The Last Supper ve görebileceğiniz gibi farklı azizler. Dinlerle ilgili bir sürü burada tasvir eser, var. Bir sürü tasvir var. Yani hepsinin birleşimi aslında bu sokaklardan eski Şam'da yürürken bizim de sürekli dikkatimizi çeken şeylerden biri oldu. Kiliseler camilerle iç içe, barlar hemen yanlarında. Aynen. Herkesin birbirine saygı duyduğu bir ortam var gibi geldi bana yani şimdi. Burası dünyanın en demokratik ülkesi değil. Tamam bunu biliyoruz ama yani dinini yaşamak isteyenler için hiçbir şekilde bir kısıtlama yok. Yani insanlar dinlerini istediği şekilde yaşayabiliyorlar Suriye'de. Memati baş mı? Aa, Memati. Memati baş. Memati. Memati. Ben Polat Alemdar. Ben Molat Alemdar. Bu da Çakır. Pusat. Çetin. Moro. O Moro ile Çetin. Çetin Moro'yu biliyor. Real name. Mahmut. Mahmut var mı diye. Mahmut, onu düşünüyorum ben de. Mahmut yoktu. Yok. Kurtlar ya. Vadisi'nde Mahmut diye bir karakter varsa yorumlarda bekliyorum. Yoksa bile şimdi var artık. Abi vallahi Memati'ye benziyor. Dur. Looking from distance, I am looking at you. Anla hiç ben konuşuyorum. Bu şehir girdap gülü. You know. Girdap da mehtap gülü. Biliyorum Suriye'de gece hayatı var mı diye izleyebilirsiniz bu videoyu. Gerçekten var. Saat 8:30-9'a geliyor. Akşam vakti. İftarını yaptı herkes. Sokaklara çıktı. Ve şu anda daha da önemlisi bir Hristiyan bölgesindeyiz. Yani arkamda da belki görebilirsiniz. Şurada bir kilise var. Kiliseler, camiler burada her zaman iç içe abi. Şam özelinde konuşuyorum. Burası çok liberal bir bölge. O yüzden etrafta açık, kapalı, Müslüman, Hristiyan hiçbir ayrım göremezsiniz ve herkesin birbirine saygısı var. Biz yavaştan yürüyelim. Şöyle yürüyelim. Sizlere de Suriye'de gece vakti insanlar ne yapıyor bir göstermiş olalım. Kendimiz için de görelim. Çünkü bugün bizim ilk akşamımız. Evet, tam bir mahalle berberi. Baksana abi şuraya. Sokaklar biraz canlı geldi açıkçası bana. Ramazan'da bu kadar canlı olabileceğini tahmin etmiyordum ama dediğim gibi Hristiyan bölgesi olduğu için olabilir bu. Ermeni Kilisesi. Aha. Evet. Katolik Ermeni Kilisesi. İnşallah abi. Kifek. Tanındı yine. Tanıdılar mı? Lig kupasını istiyoruz diyor. Öyle mi? Bir tek de abur ediyor. İyiyim. Ooo. Ne haber? Selamlar. Türkiye biliyor. Nasılsın? Bu adam da Türkiye'de yaşadı. Biliyorsun. Türkçe biliyor. Yok bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorsan nasıl bilmiyorum diyorsun. Az biliyorum. Az mı biliyorsun? Biliyorum. İstanbul'da. Evet. Ne kadar? 3,5 sene. 3,5 sene. Evet. Sonra geri geldin. Evet. Ne yapıyorsun şimdi? Bir otelde çalışıyor bu. Hala. Ne var hala? Buyurun abi. Kardeşim benim. Seviyorum seni. Görüşürüz. İyi misin? İyiyim. Her şey yolunda. İyi, çok güzel. Videolar yapıyoruz. Hoş bulduk. Kardeşim, görüşürüz. Bay bay. Sokaklar aydınlık, bu da dikkatimi çekti. Tam da karanlık yerde söyledim ama dur bir dakika. Sokaklar harbiden aydınlık. Abiye bak be. Evet, arabesk müziğin de dibine vuruyor aynı zamanda evet. Bir şeyler satarken. Ha. Türk dizilerinin yumuşak gücü. Abi Çukur şapkasını adam koymuş buraya baksana. Kaç kişiye sorsan Çukur der. Neyse ya çıkartmakta zorunda değiliz zaten. Aynen. Çukuru gördünüz. Şu an neredeyiz abi tam olarak? Abi şu an Baptuma'dayız. Orası Baptuma Meydanı. Burası Şam'ın büyük 7 kapısından biri. Buradan ilerleyip ileride Babşarkı'ya gideceğiz. Orada daha çok kafeler, restoranlar, barlar falan var. Bab dediğimiz kapı Bab zaten. Bab kapı demek. Burada bir alkol şap var. Bayağı açık bir şekilde satılıyor zaten. Fiyatlar nasıl acaba? Soralım mı? Aynen. Mesela şu Jin'i sorabiliriz. Jager'i sorabiliriz. Merhaba. Merak ettim. Nasılmış yani? Jager. Can you can live?
350 bin lira diyor. 350 bin lira. Ne kadar yapıyor 350 bin? Ne 25 dolar yapıyor abi. Black Label'ı sorabiliriz. Bu da litrelik. 475 bin. 32 dolar falan desek 1000 lira falan oluyor. En fazla. 1000 lira. Aa, hello. Ne diyor? Uzunsun diyor bana. Uzunsun. Bize bilmediğimiz bir şey söyle ya. Aynı anda düşündük. Vay be. Bir Türk delikanlısı Suriye sokaklarında yürürken bir Suriye kadınından laf yedi. Evet. Şimdi şurada içeride bir bar gördün mü? Troy Bar diye geçiyor. Oraya bir bakalım. Dışarıdan pek bir şey görünmüyor. Bakalım var mı bir şey. Merhaba. Ha böyle boş bar. Barsa hun Münih. Barsa şuta Münih hun. Şükran. Şükran. Ya dediğim gibi yani şu an çok erken, daha millet akşam yemeğini falan yiyor. Yani gece sonra hayatı buralarda biraz daha geç başlıyor. Burada da evet, burada daha bar tarzı yerler burada. Böyle gece kulübü gibi. Var, yani var. 6-7 tane var. Onlar ama şeyde, genelde otellerin içlerinde oluyor. Bazıları da otellerin rooftopunda oluyor yani üst terasında. Hmm. Ama Ramazan'da Suriye'de özellikle Müslüman olan insanlar gece kulübünde gözükmek istemezler. Çıkmak o yüzden istemezler değil, yani gözükmek istemezler. Gözükmek istemezler, laf olur falan filan. Aynen. Orta Doğu'da sonuçta. Evet. Şimdi Barlar Sokağı'na doğru gidiyoruz aslında. Ve Ramazan dolayısıyla ne kadar canlıdır, ne kadar insan vardır bilmiyorum ama. Genelde bu saatte çok fazla. Ama sokakta içme kültürü var. Abi buradan aşağıya doğru barlar falan var ama şu an erken. Bir yemek yiyelim ama. Aha, ben yemek acayip yiyelim. Açım. Tamam, ne yapalım, böyle mi yürüyelim yoksa? Şimdi bakayım ben nerede yemek yiyeceğimize. Tamam. Ya bu da şavurmacı. Şimdi biraz daha restoranların yoğunlukta olduğu bölüme doğru ilerliyoruz ki bir şeyler yiyelim. Sonra barların o tarafa doğru geçeceğiz. Aha. Bir barmış. Ama şu an erken olduğu için yine kimse yok. Şurası başka bir pub yine. Suriye dediğin zaman insanların kafasında bir Arabistan gibi böyle bir çöl ülkesi. Tüm kadınlar böyle peçeli, hicaplı falan gibi bir algı oluşuyor. En azından bu vakte kadar yürüyüp gördüğümüz kadarıyla bile konuşabilirim. Kesinlikle tabii, acayip bir sekülerizm var. En azından sokağa yansımış bu. Toplumun ne kadar içine girmiş bilmiyorum ama Şam'da bunu görebiliyoruz. Çok net söyleyebilirim bunu ya. Kimsenin kimseye bir lafı yoktur diye tahmin ediyorum burada. İnsanların dinleriyle alakalı hiçbir sorun, problemleri yok. Mesela bizim antrenmanlar olduğu sırada Hristiyan oyuncular bizim Müslüman oyuncuların yanında hiçbir şekilde yemek yemiyorlar. Öyle mi? Aha. Bak burası başka bir bar. Var, burası biraz yeni daha gece kulübü gibi herhalde sanki. Evet, öyle duruyor. Bak şeyler var, askerler var, indirebilirsin. Şimdi bir restorana geldik. Burası biraz kalburüstü bir restoran belli ki. Arabalardan evet, görebileceğiniz gibi. Beni şaşırtmadı desem yalan olur. Açıkçası bu arabaları burada görmekten bu kadarını beklemiyorum evet, bak şu araçları özellikle. Burası Şam'ın en güzel restoranlarından biri, adı Naranj Restoran. Naranj. Evet. Burası Naranj Restoran'ın otoparkı. Şöyle görebilirsiniz arabaları falan. Bayağı güzel bir yere geldiğimiz mekanın otoparkından belli oluyor. Girelim mi abi içeri? İki kilise yan yana. Şu anda zaten az önce de söylediğimiz gibi Hristiyan bölgesindeyiz. Daha çok Ermenilerin yoğunlukta olduğu bir bölge ama. Aha. Hemen yanımızda da iki kilisenin yanında dibinde bir cami var. Videoda bizim çok konuşmamıza gerek yok. Konuşuyoruz ama biz konuşmasak bile görüntülerden bizim ne anlatmak istediğimizi anlayabilirsiniz. Medeniyetler beşiği diyelim. Evet. Şam-ı Şerif. Girelim abi bakalım nasıl bir yer. Tahminimce çok önemli insanlar içeride bulunduğu için belki video istenmeyebilir diye düşündüm de öyle bir izin aldık. Çekim yapabileceğimizi söylediler. O yüzden çekim yapabiliyoruz. Suriye'de veya böyle ülkelerde buna dikkat etmek gerekiyor. Küçük bir semaden. Merhaba. Merhaba. Abi buranın güzel yanı mutfak açık tamamen ya. Tam konusu gelmişken hijyen var ülkede. Şu anda Şam'ın en iyi restoranlarından birinde miyiz? Top 10 bence. Top 10 mi? Yani kaç aydır buradaydın? 2 yıl diyebilirim aslında. 2 yılını Şam'da geçirdin yani. Dolu dolu Suriye'de yaşadım diyebilirim. Evet, her... buraya ilk 10'a girer diyebilirsin. Abi ben sonuçta Hataylıyım. Her yemeği yemem. Öyle. Sizi de yemeyeceğim yere getirmem yani. Güzel. Güzel yemekler yiyeceğim. Süper. Menüye falan bakalım abi. Aynen bakarız. Şimdi önce ikramlar geldi. Şu gördüğünüz ortadaki tabakların şu üçü ikram. Evet, şu bu üç ikisini ikram. Biz söyledik. Ufak evet, lahmacunlar var burada. Aynen. Dokunduğunu alma kuralı var abi. Bu kuralı ben yarattım şu anda. Dikkatli oluyoruz. Şöyle fındık pide.
Şunlar kibe, içli köfte. Evet. Tahminimce Suriye'de bu içli köfte çok lezzetlidir. Full et. Burada da muamele. Hani muamele. Ekmek alalım abi. Abi şu yanıyor vallahi. Ekmeklerimizi aldık. Burada abi şey var bir de. Acı soslu patates. Güzel duruyor. Var ya bir açım. Sabah kahvaltısını Beyrut'ta yaptık. Çok zayıf bir kahvaltıydı. Ondan sonra geldik işte bir öğün yedik. Bir öğün bile sayın var. Çorba içtik, meze açtık. Aynen öyle. Fena açız yani. Bunlar falan gözüme çok güzel geldi benim. Çok güzel. Sunumu da çok güzel. Evet, sunum da çok güzelmiş. Bir de burada tabule var. Şöyle bol maydanozlu, domatesli bir tabule. Salata. Şimdi şu muameleyi ben bir denemek istiyorum. Çiğ köfte gibi bir kıvamı var. Bunu ben çok sevdim. Suriye'deki favorim oldu şimdilik. Abi adı muamele kalacak vallahi ya. Muhammara. Muamele diye değil. Çok güzel muamele ama şuna bakar mısın abi? Şimdi kebaplar da geldi de çok büyük porsiyon. Şu gördüğünüz değir kebabı 2 kişilikmiş sadece. 3 kişilik falan gibi bir şey. Şöyle gösterelim burayı böyle. Şimdi nar ekşili, domates falan böyle alt ezmeli. Şeyde çekiyorlar böyle. Acı. Ops. Hop hop hop. Evet abi devam edelim. Devam ediyor muyuz? Suriye'de şöyle bir sorun var. Elektrik problemi var. Bir anda elektrik kesildi. Evet şimdi jeneratör devreye geldi. Ama yani, jeneratör olmayan yerlerde şu an mesela elektrik tabii yok. Tabii elektrik yok. Elektrik peki yok. Bölge bölge mi bu? Bölge bölge değişiyor. Daha böyle lüks semtlerde daha çok elektrik var. Daha kırsalda daha az elektrik var. İnsanların evlerinde genelde güneş paneli ve aküler oluyor. O şekilde elektrik çarpıyorlar. Çünkü ilk savaş çıktığında IŞİD ve diğer terör grupları tüm elektrik hatlarına, santrallerine evet. Saldırılar zannedi. Bu arada abi ilk defa patlıcan kebabı yerken patlıcanın küçük köftenin büyük olduğunu görüyoruz. Patlıcan küçük köfte büyük. Ben hiç tahmin etmiyordum bu kadar hızlı doyacağımızı. Çünkü çok lezzetli, çok hızlı yedik. Mezeler müthiş evet. Harika mezeler. Afiyet olsun o zaman. Afiyet olsun abi. Şimdi yemekten sonra şöyle bir ikram geldi. Yani harbiden ikram gibi ikram. Bakar mısın yani? Abi baklava, revani. Bunun içinde kaymak var. Bu da baklava, kaymaklı baklava. Burada da meyveler. Hı-hı. Sağlıklı beslenmek isteyen burada, sağlıksız beslenmek isteyen ikramlar burada. Teşekkürler. Hoş geldiniz yine. Kendisi Türkçe burada biliyor bu arada. Nereden öğrendin diye sorduk. İnternetten. Evet. Sadece internet. Büyük bir başarı. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok iyiymiş bu. Çok iyiymiş bu. Burada da şey var. Abi buna beyaz baklava diyorlar. Daha fazla diyorlar. Bulaşmayacağım ben onlara. Beyaz baklava, baklava, mor baklava hepsi var abi burada. Daha fazla bulaşmamak lazım. Bu müzik var ya umarım canımızı sıkmayacak sonra da. Hadi bakalım. Evet hesap geldi. 748.200 tuttu. Bütün bir masa. Ve içinde bayağı bir ikram vardı. İlk gösterdiğimiz şeyler ve şurası çaylarla birlikte ikram. İkramı beleş diyor değil mi? Aha. Ama beleş mesela Türkiye'de beleş demezsin çünkü beleş dedi mi biraz ayıp karşılar. Evet, burada beleşçi. Öyle bir şeyi yok mu? Evet, kelimenin kökeni Arapça olduğu için beleş zaten yani. Beleş. Evet bedava beleş demek yani. Gerçi çok da beleş değil. Bu kadar para ödeyeceğiz şimdi. Abi şu destelerin her biri 200 binlik. Yani 200 bin, 400 bin, 600 bin artı 750 bin oluyor ve hesabı şöyle kapatıyoruz. Kapatamıyoruz. Kapatamıyoruz. Aynen hesabı kapatamıyoruz. O zaman bulaşıkları abi. Sen uzunsun. Abi sen iyi ben burada abi. Şey camları falan silebilirim. Gerçi sen yani. Evet şu yukarıyı onların tavanlar falan. Onların dokunamadığı yerleri falan. Biz bulaşığa geçiyoruz Ali Can'la. Kapanmıyor yani, abi. Takriben bu yediğimiz 3 kişilik yemek 50 dolar civarı bir şey tutmuş oldu. 50 dolar ya 3 kişi 50 dolar demek de kişi başı neredeyse 15 aha. Dolara falan yani, denk geldi. 1500 liraya şu an Türkiye'de herhangi bir restoranda 3 kişi yenir mi kebabı. Bilmiyorum. Yenir diyorsanız ya da yenmez diyorsanız veya böyle bir masa ortalamanın üzeri bir restoran burası. Evet. İstanbul'da en iyi 10 restorandan birinde yediğimizde şu kadar yemeği hesap nasıl olur ben tahmin edemiyorum. Abi o zaman kaçabiliriz. İyi seyirler. İzlemeye devam edin. Bizde kalın. Çünkü şu anda sokaklara ineceğiz. Suriye'de gece hayatıyla, evet şaka yapmıyorum. Suriye'de gece hayatıyla devam edeceğiz videoya. Yani arkamda gördüğünüz kızlar mesela solumda oturdukları yer Roma'dan kalma taşlar gibi görünüyor. Roma kolonları bilmiyorum üzerinde. Artık Roma kolonları tabii. Mı da ama benziyor yani en azından çok tarihi taşlar yok olduğu abi, çok Roma belli. Kolonları bunlar o zamandan kalma biliyorum yani. Gece hayatı da burada biraz başlıyor gibi. Bak insanlar oturmuş.
Biralarını içiyorlar. Aynen. Ramazan bir şey içer misiniz? Abi bugün Memati Başı da gördük ya. Bir şey demiyorum. Çakır'ı pusatı bile gördük ya. Şimdi restorandan ayrıldık. Barların bulunduğu bölgeye doğru ilerliyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Şimdiden benim aklımda bir fikir oluştu. Gece hayatı var. Şu an aslında tam barların bulunduğu yerde bile olmamamıza rağmen oldukça hareketli insanların enerjisi de yüksek bu arada. Yani şu an gece 11.30 civarı. Daha hareketli oluyor yani. Evet, daha hareketlenmeye başlıyor şu an. Çünkü özellikle Ramazan zamanında insanlar çok geç yatıyorlar. Gündüzleri de daha geç saatte kalkıyorlar. Aslında çok keyifli mekanların içleri. Şuradan dışarıdan bakıyorum da biraz boş ama dediğimiz gibi hareketlenecektir ve bugün aslında pazartesi, onu da göz önünde bulundularım. Yani bugün cuma veya cumartesi değil. Ama tabii şunu da belirtmek lazım ki şu anda ekonomik açıdan bayağı bir güçlük çekiyor şu ülke. O yüzden evet, burada böyle bir hayat yaşanıyor. Barlar var, sokakta bira içen insanlar da var, eğlenen insanlar da var ama bir yandan da ülke genelinde çok büyük bir ekonomik sıkıntı var. Büyük bir kriz de var yani. Yani insanların söylediği iç savaş zamanında ekonomik olarak daha rahat diyorlar. O kadar yani. Tabii. İç savaş şu anda durmuş diyebiliriz ama ona rağmen belki de savaşın etkileri yeni yeni vurmaya başlıyor ülkeyi. İnanılmaz bir ambargo var yani Batı ülkeleri tarafından. Dış ülkelerle yeteri kadar ticaret yapıp bir şey üretemedikleri için ekonomik olarak böyle müşkül duruma düşüyorlar. Türkiye ile barış olması Suriye için inanılmaz bir şans, tekrardan ticaret yapma şansına sahip olmak için. Evet. Bak sağda barda içiyor insanlar. Bak sağ taraf abi. Tiki bar. Evet, sağdaki tiki bar. Acıkanlara tostçumuz sağ tarafta. Baksana adam kasada nargile içiyor. Şimdi Abo George bara gidiyoruz. Oğlu demek Abo. George'un Abu George oğlunun Inter, barına giriyoruz abi. Abu Güzel İş, Abu Öztürk, Abu Can Polat. Ahlam sahla. Kimki içiyor? Abi şu anda tekila shot bara giriyoruz. Tabi tekila atmak zorunda değilsiniz. Çay shot. Kahva shot. Çok enteresan. Hristiyan Mahallesi'nden Müslüman şakaları. Çok tatlı keyifli böyle. Keyifli bir yer olmuş. Samimi bir yer yani. Aynen. No, Rakı. Ha, Rakı. Rakı. Bil Türkiye isim Rakı. Rakı, yes. Evet, böyle enteresan bir yer görmüş olduk. Evet. Size de göstermiş olduk. Şükran, Abu İhsan. Şükran. Aa, bir dakika. Bir dakika, bak ne gördüm. Çiğ kofta. Çiğ kofta. Aa, bir dakika, sahibi geldi. İftah dükkan elen. Çiğ kofta diye bağırdım. Müsekir. Hada çiğ kofta ne? Sahibi geldi. Keyfin tebarif çiğ kofta. Tamam. Okey. Masselam. Tamam. Abi, ben adamın tabelasını bağırarak söyledim adamın önünde. O sırada dükkanını açıyordu. Kapatıyormuş. Ha, kapatıyor mu? Karşı tarafta başka bir bar var. Ama barlar şu an boş dediğimiz gibi. Devam edeceğiz. Hi. What's up? How are you? Thank you. Şöyle bir ara sokaktan geçeceğiz. Değişik bir kafeye çıkacağız. Vallahi şu anda Suriye'de gece hayatının sınırlarını zorluyoruz sanırım. Artık ilk pazartesi akşamı, bizim daha 10 saatimiz ülkede doldu dolmadı yani. Abi dar dar sokaklar. Buradaki her küçük kapı kocaman bir avluya açılıyor. Kapılardan sanki bunlar hiçbir yere açılmayacakmış gibi duruyor. Evet. Çok dar küçücük yerler gibi duruyor farklı da. Farklı dünyalar açılıyor kapıları abi. Kapıları her açtığında farklı bir dünya çıkıyor içinden. Aynen öyle. Şimdi Şiilerin yoğunlukta yaşadığı bir bölgeye girdik. Giriş yaparken çıkarken de zaten kontrole tabi tutuluyorsunuz. Suriye'ye giriş kağıtlarımız izin kağıdı olarak geçtiği için yanımızda taşıyoruz şu anda o kağıtları. Mesela bu Şii bölgesine girerken bizim onları göstermemiz gerekti buradaki güvenliğe. O güvenlik de zaten asker değildi değil mi? Evet, yani üniforması yok burada ama yani ya Hizbullah'a ya da İran'a mensup. Yani buranın kendi güvenliklerini kendileri sağlıyorlar bu küçük mahallede. Ama çok ışıklı. Okay. Kapatsana kamerayı. Okay. Tamam. Şimdi az önce geçtiğimiz mahalle aslında bir Şii mahallesi. Hatta girişinde bize İranlı mısın diye sordular. Ona göre hani girip çıkabiliyorsun. Kamerada çekim tabii ki çok katı bir şekilde yasaktı. O yüzden az önce durdurdular aslında bizi. Ama acayip ışıklandırmışlar ve bölge dediğim mahallede sadece Şiiler yaşıyordu. İşte Hizbullah'la İran burada bulunan kişiler. Burada çok video çektirmiyorlar çünkü lokasyonların falan belli olması, şey olmasını istemedikleri için yani. Bilgi açısından sorun olmaması için. Evet. Asker dedi ki biraz daha sonra video çekebilirsiniz, problem yok dedi. Evet. Kesinlikle böyle bir sert bir tutum, ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan öyle bir şey yok. Öyle bir şey yaşamıyor. En azından şunu sevdim ben.
yaklaşım anlaşılabilir. Kameraya çektirilmiyor ama en azından bize olan tutumları gayet ılıman ve anlamaya evet. çalışıyorlar. Yani olay aslında anlamak üzerine kurulu. Niye hı-hı. çekiyorsunuz diyor mesela. Anladıktan sonra izin kağıdımızı gördükten sonra sorun yok. Sadece mesela burayı çekmeyin. Diğer asker izin kağıdını bile sormadı yani. Sadece aynen. burada çekme lütfen, biraz daha ileri de çeker misin dedi. Biz evet. de tamam dedik. Aa, görsel olarak var ya Counter Strike. CS'ciler bilir yani. CS. Dust abi bu. Favori kafelerinden birine geliyoruz. Şu an kafe nerede diye sorsak. Tak diye sola gireceksin değil mi? Tak diye sola girdim. Abi buradan giriyoruz. Şu an yani içerinin. Bir dakika. İçeriye bak. Şimdi acayip bir yere açılacağız. Kemal'den göremiyoruz zaten. Ben iniyorum abi hemen. Sen uzan yine abi. Harbiden dışarıdan böyle bir yere açılacağımız aklının ucundan geçmezdi. Bu ne? Oha diyorum ya. İnanılmaz yani. Suriye şaşırtmaya devam ediyor ama Suriyeliler de bize şaşırmaya devam ediyor. Herkes bize bakıyor. Bunların hepsi yüzlerce yıllık yapılar gibi duruyor tabii. zaten. Daha sonradan otele dönmüştür. Bir süre belki misafirhane olarak kullanılmıştır. Belki son 10-20 yıldır da bu şekilde kafedir yani. Tabii. Ama sonuç olarak ben gerçekten şu an var ya çok samimi söylüyorum. Suriye'ye şaşırmaya devam ediyorum. Son 10 saattir 32 yıllık bir ömrüm var. Bu 32 yılın son 10 saatini Suriye'de geçirdim. Ve bu son 10 saatte gördüğüm her şeye şaşırıyorum. Ya bu benim suçum değil. Bu bence medyanın suçu. Her zaman dediğim gibi bu çektiğimiz videoların amacı burada manyak bir hayat var. Her şey süper, her şey çok güzel demek değil. Burada böyle de bir hayat var. İlerleyen videolarda bambaşka hayatları da göreceğiz. Ülke ekonomik olarak kötü bir durumda. Yıkık dökük olan koca şehirler var. Mahvolmuş hayatlar var. Yakınlarını kaybetmiş, annesini babasını ilk savaşta yitirmiş, evi bombalanmış. Bunlar var. Ve tabii bu yani. İnsanlar savaştan kaçtıkları dönemde gerçekten de yapacak hiçbir şey olmadığı için kaçıyorlar. Bugün durum bu şekilde. En azından Şam özelinde, en azından bizim son 10 saatte gezebildiğimiz kadarıyla. İlerleyen videolarda da iyiyi de göreceğiz, kötüyü de göreceğiz. İyiye kötü demeyeceğiz, kötüye iyi demeyeceğiz. O zaman kahve içiyor muyuz ya da çay mı? Çay kahve abi. Çay kahve. Aynen vallahi. İki kahve de içebilirim şu an. Double söylüyorum. Abi burada mesela double diyorsun ya, Türk kahvesi. Turkish kahve, Turkish. Double diyeceksen double diyorsun. Çok double. Double. Onu çağıralım double ben bir double. Deneyeyim. Çağıralım ben bir deneyeyim bakalım. Kahve Türkiye double. Three double. Selase double kahve Türkiye. Kahveden bir iki yudum aldıktan sonra videoya devam ederiz. Ben yoksa bayılacağım ya şimdi. Var ya uykusuzluktan ölüyorum ya. İlk videomuzda Suriye'den, resmi ismiyle Suriye Arap Cumhuriyeti. Bu video biraz soft. Biraz giriş, biraz her şeyden bahsettiğimiz, biraz her yere yürüdüğümüz, biraz rotasız. İlginç bir video oldu. Kendimiz için de çok ilginç bir deneyim olmaya devam ediyor. Çünkü Suriye benim yıllardır merak ettiğim ve kapıları kapalı olan bir ülkeydi. Belki 13-14 yıldır evet. tamamen kapalı, black box dedikleri böyle karanlık bir yer yani. Eminim ki zamanla bizim gibiler geldikçe en azından olan şeyi sunduğumuz şekilde daha fazla aydınlatacağız. Daha fazla aydınlanacak. Kemal de sağ olsun bizimle, bizi yalnız bırakmıyor. Çünkü kendisi çok uzun süredir burada yaşıyor ve bize belki de uzun bir sürede erişebileceğimiz bilgileri direkt kompakt bir şekilde hap gibi veriyorsun. Elimden çok geldiğince. Güzel oluyor. Eyvallah abi. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız demiyorum artık. Çünkü gelecek. Gelecek. Suriye'deyiz bir süre. Lütfen beğeni tuşuna basınız. Eğer henüz abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Yanındaki zil işaretini açarsanız videolardan anlık olarak haberdar olacaksınız. Bütün yorumlarınızı da olumlu olur, olumsuz olur. Evet. Her türlü görüş, eleştiri aşağıda yorumlar kısmında bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın.